Siemens'te aslında İstanbul Teknik'ten sonra Viyana Teknik Üniversitesi'ne asistan olarak gittim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin master programlarına ben yani master yapacaktım ve güçlü adaydım. İngilizceyi, dersler çok iyi falan. Bitirme ödevim gerçekten çok başarılıydı falan. Ancak sınavın tarihini değiştirmişler. <laughs> Bir gazetede yayınlamışlar ama yazılım gazete mi okunuyor sanki? Geldim dediler ki sınav, sınav oldu dündü. Rektöre çıktım zorla kapıyı ittirerek açtım ağladım. Rektör bir şey yapamam oğlum dedi. Taşkışa binasının önünde e, merdivenlere oturdum herhalde bir saat ağlamışımdır. Yani master hayalim yıkıldı ve en azından bir yıl ertelendi. O yıl ne yapacağım ben? Evet, çünkü her şey hazırdı yani sonuçta. Tesadüfen o yaz kuş arasında her yaz olduğu gibi dedemin otelinde e, çıraklık yaparken Avustralya'da bir kızla tanıştım, o zaman Viyana'ya geldi dedi, ben de peşinden gittim. Bu kadar azdı, şey yani, e, işin içinde mantık mantık yok, mantık ağacı her şey var içinde. <laughs> Ama hazır olarak kadar gitmişken, bir de Viyana Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. Yan işle olarak, <laughs> yan çıktı olarak. Tabii orada 5 sene okuyorsunuz ve diploma, ince mezunu mezun oldunuz o zamanlarda. Bu da yüksek yapmış anlamına geliyordu. Dolayısıyla hem hastanelik yaptım, hem de yüksek yapmış oldum. E tabi inanılmaz mutluydum çünkü en sevdiğim konu olan elektronik. laboratuvarlarında çalışıyordum ve biz uluslararası projeler gerçekleştiriyorduk. Ve orada Ziemel's'in fonları kullanılıyordu. Ama ondan tamamen bağımsız olarak ülkeye dönmeye karar verdiğimde, yani tekniği de bitirip dönmeye karar verdiğimde ailem İzmir'de, o zaman İzmir'e yerleştim. Ee, ve pat diye Ziemel's'e girdim. Sonuçta bir Alman şirketi, Avusturya-Almanya, Almanca öğrendik orada çünkü. Onun da katkısı olmuş olabilir. İngilizcemiz zaten gayet iyiydi. Çift lisanlı iki üniversite mezunu, bir tip olarak İzmir'de girdim Siemens'e. Körelik dönemin başladı. Elimde printerlerle İzmir sokaklarında. Uzunca bir kölelik döneminden sonra, bir iki yıllık, üç yıllık kölelik döneminden sonra bir iki kişi bağlıydı ama İzmir Bölge Müdürü güya sağlık kısmının, sağlıkla ilgili bölümün bölge müdürü olduk ya. Küçük bir organizasyon. Birkaç yıl geçtikten sonra İstanbul'a çağırdılar. Gel dediler, satış ve pazarlamanın başına geç o zaman dediler. Öyle başladı hikaye. 30 yıl yeni tamamlandı. 11. pozisyondayım. Ve ikinci bağrıma bir buçuk yılım kaldı. Urla'ya yerleşiyorum.